Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Yukarıdan baktım, balkonun camından bakacağım. Çok güzel duruyordu. Orada sardunyalarım açmış. Dedim bir gidip çekeyim bakalım ne yapıyorlar. Bir haftadır torun bizde, doğru düzgün gelemedim hiç bahçeye. Hava da serinledi. Bugün 9 Ağustos. Videolarım çok olunca Eylül'ün birine kadar videolarım dolu. Büyük ihtimal bunu Eylül 3. veya 5. günü izlersiniz. Arap küpelilerinin güzelliği. Şuna bak. Hepsi serinleyince hepsinin şeyi değişti. Bak. Çok güzel yaprağı. Yaprak güzelleri. Küba kekiği yine ablamdan aldım. Begonya türü. Bunu da hava gönderdi. Mor yıldız sanırım bu. Bir tane şöyle sardunya yolladı. Bir tane de gül sardunya yolladı bana. Şu da çok güzeldi çiçeği ama geçmiş. Şu sarmaşık da yine öyle. Begonyalarımı şuraya koydum şimdilik. Yağmur alsın diye. Bakın sardunyalarım ne güzel açtı. Şuraya bir tane kadife çiçeği diktim. Bu da tilki kuyruğu. Hiç çiçeği geçmedi üzerinde. Orada yıldız sardunyanın beyazıyla şey var. Neydi bunun adı? Sihirbaz. Bu atlasların biraz güneş alması lazımmış. Onları da buraya böyle koydum. Dikenler tacını da öyle koydum onları. Onlar da biraz güneş alsın diye. Bu bir metreyi geçti boyu. Hosta burada. Ağustos zambağı açacak mı bilmem. Bunlar da Koreliler. Geldiği gibi duruyorlar hala. Hiçbir gıdım ilerleme yok. Şu böyle neydi bunun adı? Telgraf. Maymun kuyruğu hep bir yandan geçiyor. Bir yandan sürekli tomurcuk yapıyor. Bu da aynı şekil. Orada anemyumlar var. Şu da pembe pembe açan. Şu da peri yeşim bitkisi, ablam çok uyguna sattı canlı yayınında. Petunya tabii geçmiş gitmiş. Birkaç gün bakamadım ben onlara. Sardunyalar da orada. Pembe atlasım. Şuradan dolanan benim. Bunlar da Fred Ives'ler, bir arkadaşla takasa girdik. O yolladı bunları bana. Şurada da kızılay çiçeğim var. Tomurcukta.
güzel bir şey koktu burada ama ne koktu bilmem. Bunun yaprağı kokuyor. Şöyle gümüş kaşık. Bu da yaprak güzeli. Şu da cam güzeli. Şu da ablamdan aldım. Karanfil gibi açıyor. Kara sevda diyor ama başka bir şey vardır onun. Bunlara bir ablam gübre verdi bana. Gübreden koydum. Alman gübresi mi dedi. Değişik bir şey söyledi. Vallahi hemen ertesi gün böyle çıktı şeyleri. Buz çiçeğim. Bu da böyle açıyor kırmızı. Çok güzel maşallah. Bu da daha hiç açmadı. Hava Hanım'dan özenimi aldım. Bu da bordo renkte. Şurada neydi bunun adı? Sedum ama başka bir adı var mı bilmiyorum. Şu telgraf çiçeğim kocaman oldu. Böyle. Bu da yine böyle değişik bir sukulent türü müdür? Ablam verdi onu. Burada da cam güzeli var. Yine burada bir atlas türü var. Şu da yine ablamda eforbiye türlerinden. Dikenler tacı gibi açıyormuş o da. Şu da şöyle kalp yapraklıydı. Çiçekler sıcaktan çok bozuldu. Maalesef. Çiçekliği devirdim bunu temizlik yaparken. Bu da böyle kaldı. Bir tarafını yapıyorum, bir tarafı bozuluyor çiçeklere bakım yaparken. İnşallah yağmur yağar da bir nebze de olsa serinlesinler. Şöyle bırakayım. Bakın buraya da sardunya diktiydim. Şurada da sakız sardunya var ama bir defa açtılar. Bir daha hiçbiri açmadı maalesef. Şu da Meksika petunyası. Orada da asterler var ama maalesef açmadılar. Bayağı uzadı bu ablamdan geldiğinden beri. Kır kes dibine dik diyor ama ben kıyamadım. Dursun bakalım biraz da. Bakın arkası mosmor. Şurada da neydi bunun adı?
kedi tırnağı. Bu da devasa. Aldığım kişide bir sürü çiçek açıyordu. Bana geldi mi maalesef çiçek açmaları duruyor. Kendileri güzel ama ben de çiçek açmıyor. Yerini mi beğenmiyor artık ne oluyorsa. Şöyle sararmışlar atalım. Bu da böyle solun çiçeği. Buraya koymuştum bunu. İkiye dana aman Bauhaus'tan almıştım böyle. Çok güzel oldu bu da kocaman oldu. Evet arkadaşlar. Şimdilik bahçemde haber şeyler bu kadar. Şu da açsın bakayım da görelim.